Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Call of Dragon oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel olaylar oldu. Mükemmel gelişmeler oldu. Onları size aktaracağım. Başta da gördüğünüz gibi en güçlü klan olabiliriz. Yani en yüksek güçte klan olabiliriz. Veya yaklaşmış da olabiliriz. Bunun videosunu göreceksiniz. Ee, öncelikle arkadaşlar bu, bu olay bir hafta önceden falan oluyor ama siz videosunu yeni izliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şöyle baktığımızda neden başlıkta en yüksek güçlü kılan olabiliriz dedim. Bunu göreceksiniz. Öncelikle baktığımızda 8 milyar 200'lük bir gücümüz var. Ee, ve şu anda arkadaşlarımızın hastanesi iyileşmedi. Yani hastaneler tam anlamıyla iyileştikten sonra 9 milyara ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl hastane? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyundaki en güçlü oyuncu dediğimiz Nepisto. E, kimileri ön kimileri sevmez, kimleri sever ama güç bakımından en güçlü, en yüksek güçlü oyuncu. Yani Nepisto'ya ulaşabilecek daha kimse yok. E, en yüksek güçlü oyuncu dediğimiz Nepisto bizde ve şöyle baktığımızda 600 milyonluk gücü var. Yani bunun 180 milyonu şu an aktif. Gerisi hastanede öyle diyebiliriz. E, iyileştirdikten sonra zaten şöyle baktığımızda 8.5, 8.600 artık neyse oluyor. Ve daha iyileşme yani hastanesi olan arkadaşlarımız da var. Ondan ayrı. Onlarla birlikte 9 milyara yaklaşacağız. 9 milyarlık bir güç olacağız arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Ben diğer YouTuber arkadaşlara da baktım. Çoğunu izlemesem de bazılarına tek tük bakıyorum. Orada da en yüksek gördüğüm klan gücü 9 milyar 2 mi öyle bir şeydi. Yani 9.2 milyar falan gördüm en yükseği. Peki olaylar buraya nasıl geldi? Hemen onu anlatayım. Öncelikle Ejder videosunu izlediniz değil mi? Ejder videosundan sonra e, bir birleşme oldu. Büyük bir birleşme, büyük bir olay oldu. Nepisto kendi ekibiyle birlikte yani BX klanını bırakarak kendi ekibiyle birlikte şeye geçti. Noi tarafına geçti. Kendi ekibi de 9-10 kişilik falan bir şey. Ve Noi tarafına geçince zaten e, Noir Noi e, sezonun başından belli de hem değer konusunda hem de savaş konusunda bizim tarafta olan en iyi klanlardan biriydi. Hatta en iyi klan da diyebiliriz. Sezonun başında direkt biz bunu anlamıştık. Hatta bizim Hilmi diye bir arkadaşımız var. O bile işte ana klanın değil Noir olduğunu, işte Noir'in daha iyi savaştığını falan savunuyordu sürekli. Neyse arkadaşlar aslında Nepistogil ilk başta sezonun başında GD'ye gelme taraftarıydı. Yani öyle konuşuyordu daha doğrusu. Nasıl olduysa no ile geç. Şöyle kişisel güce baktığımız zaman da Nepisto 600 milyonluk bir adam istese daha da fazla yükseltir. Yükseltir ve şöyle kişisel değerlere baktığımızda da e, en yüksekte Noi tarafından oyuncular no olduğunu görebilirsiniz. Bunlar hep karşı taraftaydı. Ondan sonra bize geçtiler. Bu olay olunca zaten 31 Ekim'den de yani bizim olduğumuz ekipten de çok sık sık bahsederlerdi kendileri. Yani nepistogil olarak direkt bahsetmiyorum. Noy tarafı olarak bahsediyorum ve Doktor var buradan hani karşı taraftan bize gelen o bile hani bizim hakkımızda konuşanları söyledi. Çok iyi şeyler söylüyorlar. Rakip düşman söylüyor. Noy tarafı bile değil. 31 ekibin çok iyi savaştığını söyledi işte. Bizim aktif olduğumuzu ve sürekli savaştığımızı söyledi ki biz de zaten öyle yapıyoruz. Böyle olunca Noyu tarafından saturoda da işte konuşmaları başladı. Ve bizim ekipten herkesi alabileceğini söyledi. 31 tag olan herkes alabileceğini söyledi. Ve böylelikle e, topluca bir karar alıp aslında herkesin kararını dinleyip günlerce. Ondan sonra e, Nepistokil geçtikten 3-4 gün sonra sanırım biz de e, Noir'e geçtik. Ve şimdi Noir'e geçince arkadaşlar ister istemez altın sandık bonluğu, günlük sandık çekimi falan derken çok fazla karın oluyor. T4 bir oyuncunun ben T5 açmaya yaklaşmış bir oyuncuyum ve bizim 31 ekibinden de T5 açmaya yaklaşan oyuncular var. Böyle oyuncuların hani aslında olması gereken klan bu. Konuşurken her şeyi göz aldık ama bizim ilk önceliğimiz savaş konuşuyordu Çünkü Noel baştan belli hem akıllı savaşan hem daha iyi savaşan taraftı. Böyle olunca Noir'e gittik ve gitmemizde gitmemiz de bence iyi oldu. Bizim ekip arasında hani bizim ekipten kötü oldu diyen hiç kimseyi duymadım şu an. GDD yaşadığımız bazı toksiklikleri de burada yaşamıyoruz. Henüz yaşamadık. İleride ne olur bilinmez tabii ki. Ondan sonra arkadaşlar bölge göçü işte 11 saat sonra bitiyor. Yani bugün bitecek ve bakalım kimlerle eşleşeceğiz. Yani 9 milyarlık bir klan eşleşebilecek büyük rakipler olacağı kesin ünlü oyuncuların, büyük rakiplerinin olacağı bir sunucuya göç edeceğimiz ya da sunucuyla işleşeceğimiz daha doğrusu kesin yani. Eğer oyunun sistemi dengelemekse bize dengeli bir, hani bizim gücümüzde bir rakip verecektir. Yani yorumlarda siz de yazın hani 9 milyardan fazla güç gördünüz mü? Ve yorumlarda siz de yazın arkadaşlar 9 milyardan fazla güç gördünüz mü? Yüksek olarak bahsediyorum. Hani bileyim ben de çünkü en yüksek gördüğüm 9.2 milyardı. Evet arkadaşlar böyle bir video yapma amacım da hani başından beri beni izleyip hani 31 ekip olarak ne yaptığımızı merak edenler vardır illa ki. Ve hani klanda sezonda neler olup bitti bunları da görmeniz açısından ben de böyle bir video yapmak istedim. Evet arkadaşlar olaylar bu şekilde gelişti. Noir GD birlikteliği de artık hani sonraki yani sonraki sunucularda olmayacak. GD, LNV ve başka bir BX'e klanda başka bir sunucuya göç edip e, orada olacaklar. O kadar oyuncu sığdırmak zor zaten bazılarında problem olmuş. Evet arkadaşlar şöyle kişisel güçten baktığımız zaman ilk 10'da 8 kişi bizim klanda. Yani e, klanın ne kadar T5'i balinası olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. İlk 10'dan 8 kişi bizim klanda bunu böyle görebilirsiniz. Dediğim gibi bu güce bu güce yakın bir klan ittifak atacaktır ve göz bittikten sonra zaten sunucuların birleşimi hangi sunucularla eşleştiğimiz belli olur. Ben de ona göre tekrardan size video yaparım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.